maksimum. İrandır. Yayında mıyız Rahmi'cim? Evet, herkese merhaba. Eskişehir Net'ten Soner Uçak'la birlikte masaüstü programını başlatıyoruz. Çınar Altı mı oldu? Yok, Çınar Altı. Çınar Altı. Keşke canı yoktu. Çınar Altı istedi herhalde. İstiklal Mahallesi'nde Reşadiye Esnafı Sokak'la Yeşiltepe Sokak kesişiminde havuzun başında sizleri selamlıyoruz. Bir tatile gidelim dedik ama siyaset izin vermiyor Soner Uçak. Evet. Tatile mi gittim? Tatil mi bize geldi? Oteldeki çocuklarla Eskişehir siyaseti konuştum. Siyaset dinlenmeye fırsat vermedi ya. Değil mi? Kimseye ama vermedi. Şöyle bekliyorduk yani işte bir Eylül olur, bir okullar açılır. İşte 4'ünde ilkokul, 11'inde normal okullar açılıyor falan. Hani Eylül'ün ortalarına doğru biraz siyasetin hareketlenmesini beklerken böyle bir şey olmadı. Siyaset çok erken yazın ortasında hareketlendi. Biz de 40 derece sıcakta neyse ki şeyimiz var. Çay söyleyeyim mi? İçelim bence. Abla iki çay alabilir miyiz? Bak güzel. Karadeniz havuz başında çay keyfi. Evet. Siyaseti konuşalım. Bundan sonra programımızı. Bu arada ben yayını hala göremiyorum ya. Siz görüyor musunuz yayını? Başladı mı buradan? Başladı. Ben görüyorum. Evet, şimdi ben de gördüm. Ama güzel görünüyor ha. Evet. Böyle yeşillikler içinde falan. Nebi Atiboğlu ile başlayalım dedin. Sen dedin ki bir öncesi var. Kazım Kurt. Kazım Kurt'un açıklamalarıyla aslında siyaset hareketlenmişti. Şimdi CHP'deki değişim tartışmalarına Kazım Kurt burada bir tahminle veya bir öngörüyle dedi ki böyle giderse kaybederiz. Akabinde Yılmaz Hoca hani bunu ne dedi? Sürdürülebilir provokasyon olarak adlandırıp adaylığını herkesin şaşırdığı üzere çok erken bir şekilde açıkladı. Sonra işte Nebi Hatipoğlu'nun bizlere yapmış olduğu açıklama hani önce Kazım Kurt. Hani Kazım Kurt bir kronolojiyi vereyim diyeyim. İşte Nebi Hatipoğlu'nun bizlere yapmış olduğu açıklama hem kendi cenahından hem de karşı cenahtan eleştiriler, övgüler yani aldı. Bir hareketlendi ortalık. Ulusal medyaya taşındı. Günün sonunda hani böyle çok şey söylenip hiçbir şey anlatılmayan bir süreç yaşadık gibi bir şey. Yani kimsenin aklında bir şey kalmadı o tartışmalardan. Şahsi tartışmaların dışında. Benim aklımda çok şey kaldı. Konuşalım o zaman. Konuşalım. Şimdi teşekkürler abla. Eyvallah. Kazım Kurt'un kaybedebiliriz açıklaması bence yerinde ve mantıklı bir açıklamaydı siyaseten. Ha, belki risk aldı diyorlar ki biliyorlar ki işte Yılmaz Büyükerşen ya da genel başkan değişikliği olmazsa, genel merkezde bir değişiklik olmazsa siyasi hayatının bittiğini düşünüyorlar Kazım Kurt'un. Böyle düşünenler var. Böyle olduğunu ben düşünmüyorum ama Kazım Kurt'un bu kaybedebiliriz açıklaması bana mantıklı geldi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu orada durduğu sürece enerji veremiyor. Soner Uçak, siyaset bir enerji işi değil mi? Enerji veremiyor. Genel merkeze veremiyor. PM'ye veremiyor, MYK'sına veremiyor, örgütlere, hiçbir şeye veremiyor. Bak şimdi CHP'nin ilçe kongreleri oluyor. Ne oluyor? Yani burada ben Kazım Kurt'un siyaseten haklı olduğunu düşünüyorum. Orada bir değişim şarttı. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun beceriksiz, kötü olduğunu göstermez. Fakat bazen gelir ve görevini tamamlarsın. Bence biraz da kişisel hırs, kapris mi yaptı ya da yanındakilerin hani ya biz gidersek şöyle olur partiyi ben güvenlerim Atatürk bitti kardeşim İsmet İnönü gitti siz kimsiniz ya diyesim geliyor. Söylediğin sözler hani çok rahat kabul edilebilir sözler ama bu sözlerin kabul edilebilir olması çok doğru anlamın olduğu anlamına gelmiyor benim için. Çünkü şöyle bir şey var, eleştiri de öz eleştiri de sağlıklı bir şekilde yapılmadığı zaman yani haklı olmak yerine haklı çıkmaya yönük yani Murat Anmunga'nın sözünü üzerine öyle söyleyeyim. Yönük olunca karın doyurmuyor ve CHP bu karın doyurmamanın sıkıntısını yaşıyor. Yani değişim isteyenler hala ne için değişim istediklerini anlatabilmiş değiller. Yani ben daha önce de yazdığım için söyleyeyim. Hani aynı hataları biz yapmaya talibiz gibi geliyor bana. Hani neyi değiştirmek istiyorsunuz? İsimler mi? O gitsin bizim ekip gelsin. Bizim yani CHP'deki bu klikleşme zaten şu andaki tartışmaları CHP için içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. Kazım Kurt'un sözlerine yani yerele geleyim tekrar.
ne kadar haklıdır ne kadar haksızdır bilmiyorum. Gerçekten odun pazarı kaybedebilir mi? Veya işte ne diyor? Bizim belediye başkanları kendilerine has oyları var olduğunu düşünüyor ama ben buna katılmıyorum diyor. Böyle giderse onlar da kaybedebilir diyor. Yılmaz Büyükerşen'le Ahmet Atacı işaret ederek. Şimdi bir kere şu kötü bir şey yani siyaset enerji verme işi olduğu kadar da bir iddia meselesidir de aynı zamanda. Ve iki dönem odun pazarı belediye başkanlığı yapmış Kazım Kurt'un en azından bu sözleri sarf ederken yani o iki yıllık hizmetleri yüzü suyu hürmetine en azından bu kadar net bir şey yani kaybı ağzından bu kadar rahat bir şekilde çıkartmaması gerekiyordu. Stratejik bir hatadır bir kere yani taktiksel bir doğru olabilir. Değişmeye yönelik taktiksel bir adım olabilir. Doğru bir taktik de olabilir. Bu hani Kılıçdaroğlu'nu kayıplarla tehdit edip çekil o tarafa demek taktiksel olarak doğru olabilir ama çok ciddi stratejik bir hatadır bence. Ama siyaset artık böyle yani hani her şeyde strateji diyoruz ya artık böyle saçma sapan bir halde aldı. AK Parti'ye moral verdiği kesin değil mi? 14 Mayıs'tan 28 ya, Mayıs'tan moralle çıkan AK Parti yerel seçimlere gözünü dikmişti. Eskişehir'de şu anda hiçbir şey söylemeyen bir AK Parti'nin kendisini söyleme gereksinimi bile hissetmemesi de bence CHP'nin bu dağınıklığı karşısında oluyor. Yani düşünsenize 3 tane belediye başkanınız var. AK Parti hiçbir şey söylemeden yol aldığını en azından düşünüyor. Yani bu düşünce bile, bu düşünceye girmeleri bile. Kazım Kurt dedi ki kaybedebiliriz. Evet. Bir özet geçelim. Hatipoğlu kaybettiririz dedi. Az sonra onun açıklamalarına gelelim. Bir Hatipoğlu kaybettiririz dedi. İyi Partili bir belediye başkan adayı çıkarsa biz burada CHP özelinde de Yılmaz Büyükerşen'e seçimi kaybettiririz dedi. Hoca kaybetmem dedi. Evet. Çok net bir şekilde ve hemen akabinde adaylığını açıkladı. O belki yine bir hamleyle. Fakat burada AK Parti yani seçimin en iddialı partilerinden birisi olarak gördüğümüz AK Parti adayının Yılmaz Büyükerşen'le yarışması, seçimi kazanması muhtemel belki AK Parti'den bu konuda çıt çıkmadı. Sessizlik. Herkes bir şeyler söyledi iyi kötü. Ama AK Parti'nin ne il başkanlığı ne milletvekilliği ne de başka bir seviyesinde işte Nebi Hatipoğlu şöyle, Yılmaz Büyükerşen açıklamaları böyle, Kazım Kurt'u böyle. AK Parti'de şu anda siyasetsiz bir dönem var. Oysa çok güçlü aktörleri var. Fatih Tönmez, Ayşen Gürcel gibi. İkisi de bakanlık yapmış. İki isim ağır isimler. Ama şu da biz milletvekili seçimlerinden önce iki tane Eskişehir'i tırnak içerisinde tanımayan vekilin güçlerine rağmen yani bakan eski bakan olmalarına rağmen şahsen AK Parti'nin avantajından ziyade AK Parti'ye büyük olacağını düşünüyordum. Çünkü güç kendisiyle beraber bir denge arayışını da getiriyor. AK Parti bu denge arayışına o kadar gark oldu ki yani Süleyman Reyhan tamam kime sorarsam sorayım efendiliği işte üslubu açısından hiçbir sıkıntısı olmayan bir adam ama siyaset üretebilmek yani bir şey ortaya koymak açısından çok sıkıntıya düşüyor. Bu sıkıntının en önemli nedeni de dediğim gibi o güç dengelerini ayarlayamamış olması. Yani AK Parti şu anda şeyini tartıyor. Biz nereye oturuyoruz, neyiz, ne ifade ediyoruz? Hem kendileri için hem şehir için. Şehri de tanımadıkları bak. Şehri tanımak böyle hani nedir işte mahallelerini falan bilmek değil. Şehrin neyine tepki vereceğini de bence vekiller şu anda bir gözlemliyor. Bu gözlemleme uzun mu sürer? Bence daha bir iki ayı var bu gözlemlemenin. Bir de bir AK Parti'yi hazır açmışken bir arayıştan bahsediyoruz. Yani AK Parti şu an en başta tabii 7 Ekim'de bir büyük kongre yapacaklar. Belki Ekim'in ortalarından sonra biraz bu işler hareketlenebilir ama bir büyük şehir adayı aradığını biliyoruz AK Parti'nin. İşte oda başkanlarının kapısı çalınıyor. Bence AK Parti'den Kesikbaş, daha fazla adayla bir parti arıyor şu anda. AK Parti'nin ben öyle bir arayışını... O da olabilir. AK Parti'nin ben öyle bir arayışını en azından çok derine inmeden bilmiyorum ama adayların ciddi bir şekilde parti aradığını yani o adaylarla AK Parti özelinde söylüyor veya diğer partiler o kişisin kümesini nasıl oluşturacaklar bilmiyorum. Yani bunlar hangi koşul ve şartlarda yan yana gelirler? Bu nasıl ayarlanır? İşte MHP'nin ciddi çıkışları var burada. O da yani onun çıkışları da AK Parti'yi bir yerde durduruyor veya hareketlendiriyor. Belirleyici yani AK Parti için. MHP'nin bir çıkışı var.
Bunlar MHP'nin başında çok tecrübeli isim İsmail Can Demir. İsmail Can Demir'in siyaset yapma tarzı Eskişehir'e ait bir tarz. Yani Eskişehir'in bakıp görüp anlayabileceği bir tarz. AK Parti bu tarzı yakalayabilmiş değil. Yani tamam, ağır başlılık Eskişehir'de sevilen bir şey ama hiçbir şey söylememekti. Yani bırak Eskişehir'de, hiçbir memlekette son zamanlarda bir faydası yok. Söylenmiyor. Siyaset boşluk kaldırmaz. AK Parti'nin önceki il başkanı zihni çalışkan, sahayı ve sosyal medyayı terk etmiyor. Programlara katılıyor. Dün akşam saatlerinde yine uzun, etkili, bana kalırsa çarpıcı tespitleri vardı. Sosyal medyadan paylaştı. Nebi Atiboğlu, bu sosyal medya... Sen şeker mi attın çaya? Evet. Kaç tane? Bir. Bir tane. Bir tane. Onu azalt. Yavaş yavaş azalt onu. Nebi Atiboğlu toplantı yaparsa bir daha şöyle söyleyelim mi? İkimiz de oradaydık. Başka konu ne? Yeniden mi? Şimdi o toplantıyı sen biliyorsun, o açıklamaları yaptığında herhalde 2-3 kere ben emin misiniz diye sordum yani bu açıklamalardan. Çünkü biz oraya gittiğimizde bir ittifak partisiyle ve yani Millet İttifakı'nın bir unsuruyla, bir ögesiyle ve onun ögesinin bir vekiliyle konuşacağımızı zannediyorduk hatırlarsa. Sadece kendine şahsi görüşleri, şahsi görüşü falan üzerine hani bu kadar sert bir açıklama yani ya düşeceğini tahmin etmiyorduk ama bak. Şöyle bir tehlike var. Birkaç kere ses kayıt cihazını kapatmaya yöneldi. Şöyle bir tehlike var siyaset açısından. Hani biz bunu genel seçimlerde gördük. Parlamenter esnaflığı. Şimdi de yerel seçime yönelik seçim tüccarlığı başlamış gibi. Yani kazanmak için neyi satıp neyi alacağımızı halk ve şehirden bağımsız bir şekilde partilerin işte o kar zarar veya win-win görüşleri belirliyor sanki. Böyle olunca şehir tartışmalara dahil olamıyor. Örnek veriyorum, işte Nebi Hatipoğlu'nun çıkışlarının belli bir cenah tarafından, işte toplayayım sana 100-150 kişi tarafından hani bir yere oturtulması bir anlam ifade ediyor. Ama şehrin genelinde bir yankı uyandırmaması, yani nereye oturtacağız, ne diyeceğiz işte. Ama AK Parti, bak yok şöyle, AK Parti ve MHP ile ittifak yapabiliriz dedi değil mi? Yani veya yapmalıyız dedi bana kalırsa. Şimdi yerel... Bu ilk cümlesi değildi ama. İlk cümlesi değildi ama işte sağ partilerle burayı yapmalıyız. Yeri gelmişken hemen bir açayım. İlk cümlesi ya da ilk planı Nebi Hatipoğlu'nun dedi ki kardeşim biz İyi Parti isek siyaset uzun soluklu bir iştir. Biz bir kere kendi logomuzla, kendi adaylarımızla seçime girmeliyiz. Evet. Bütün ittifakları önce bir reddetti. Tamam. Daha sonra dedi ki CHP ile ittifak olmaz. Biz bunu 14 Mayıs'ta yaşadık bu süreci. Uyumsuzluk var. Biz sağ partiyiz. İlla bir ittifak yapılacaksa sağ partilerle olmalı. Bu da nedir işte? Saydı. Büyük Birlik, işte Saadet, AK Parti, MHP, evet. Gelecek. Orada onların hepsini saydı döktü. Şimdi bunu bu kadar olağanlaştırmıyor. Yani istersen son cümlesi olsun, istersen hani kitabı kapatıp sonradan söylemiş olsun, off the record söylemiş olsun. Bu böyle bir şey. Genel seçimde ülkeyi emanet etmekten, etmemek adına büyük bir mücadele verdiğim partilerle yerel seçimde ittifak edebilmek bir hani tırnak içerisinde ilkesel bir siyaset değil de bir siyasi tüccarlık olayı gibi geliyor bana. Bak şimdi şöyle bir şey var. Ben Millet İttifakı'nın en olumlu yanı şu, o mutabakat metni var ya. Ama o siyasi tüccarlık sadece Nebi Hatipoğlu ve İyi Parti'ye yok, mahsus yok, değil. Yok değil, değil bak. AK Parti de öyle, CHP de öyle. Ya kesinlikle. Yani özelinde hani bunu tartışıyoruz ya. Buradan veriyorum ben bunu. Şimdi siz eğer şahıslar üzerinden tartışmayı, yani topluma bir kere toplum ne yani ne? Yılmaz Büyükerşen aday olmasın. Yılmaz Hoca'nın bir kere şu çok bunu deme hakkı yok mu? Neden linç edildi adam? Linç edilmedi. Ve sosyal demokratlar bu tarafından. Sana bana bir şey anlam ifade etmediği için linç edildi. Bana anlam ifade ediyor. Hayır bak şöyle bir şey. Ya bir insanın, tamam mı? Mesela hani insanın elinde olmayan şeyler var. Yaş, cinsiyet, ırk, din. Hı hı. Bunlardan dolayı, tamam mı? Sen aday olamazsın demek. Bir kere söylem açısından çok tehlikeli. Yani bir tırnak içerisinde yaşı büyümüş, yaşı ileride bir insan için bu cümleleri kullan. Yarın sen kadınsın, sen karışma. Veya sen çocuksun, sen hani gençlere, mesela yaşlılar bunu gençlere yaptığı zaman sen gençsin, geç o tarafa otur dediği zaman kızıyoruz. Siyaseti buradan çıkaramadığımızda hani herkes kendi sığlığını, benim sığlığım daha derin diye önümüze koyuyor.
Ama bize ne söylüyor? Yani ben şehri ne yapacağım, o şehri ne yapacak, bizim adayımız şu an niçin bunu seçtik? Bak, İyi Parti eğer isteseydi MHP'den ayrılmaz ve hepsi MHP tabanı olabilecek kişiler iktidarın nimetlerinden de faydalanabilir bir toplumdu, doğru mu? Hı hı. Bundan vazgeçmelerinin nedeni ülke menfaatiydi kendilerince. Demokrasi. Veya demokrasi. Ya sen genel seçimde bunu söyleyip de yerel seçimde birdenbire yani ben siyasetin, burada bir açmaz var. Siyasetin U dönüşlerine çok açık bir alan olduğunu kabul edelim. Hadi. Real politika böyle. Öyle. Ama bu U dönüşünün bir izahı olmalı. Yani kaybetti. Kaybettiyse o zaman Erdoğan'ı getir Millet İttifakı'nın başına koy. Kazansın. 8 ay var daha izah edebilir. Ki yani. Ayrıca o kayıp kazanç meselelerinde de ne yani biz her kazananın arkasına demokrasi aslında kaybedenin de kazananlarla beraber aynı haklara, aynı şeylere sahip olması anlamında. Ben iki tespitim daha var Nebi Hatipoğlu'nun İyi Parti milletvekilinin açıklamaları üzerine. Bir, çok aşırı tepki gördüğünü düşünüyorum. Sosyal demokratsak bütün düşüncelere saygılı olacağız. Yani burada çok fazla bir kere adam şahsi görüşünü belirttiğini beş kere söyledi. O da çok, bak kimse sahiplenmedi görüşü. O da çok acı bir durum. Yani şahsi görüşü ama, şahsi görüşüdür diye geçildi. İkinci nokta şu, Cumhuriyet Halk Partisi ve daha da özelinde Yılmaz Büyükerşen. Yılmaz Hoca da bu süreci iyi yönetemedi. Doğrudan işte İYİ Partililerle buluşmaya çalıştı, bir şey yaptı. O süreci yönetemedi. İYİ Parti'yle bak Yılmaz Nebi Hatipoğlu'nun şahsi şeyiydi. Şimdi İYİ Parti ve CHP gerginliğine dönüştü. Şimdi ben şuna katılmıyorum. Yılmaz Hoca şu anda istese İYİ Parti'nin %75'iyle yan yana gelebilecek bir kişidir. Hatta %80'iyle. Yani gelir o taban Yılmaz Büyükerşen'i desteklemede hiçbir sakınca görmez. Hatta seve seve destekler. Hani oy hani Yılmaz Hoca'nın tabanından bahsedersek kendi has bir tabanı var biliyorsun işte. Dün bir AK Partili'yle konuştuk. Hani diyor ki Erdoğan'ın aldığı oydan %15 alabilen, %20 alabilen tek kişi diyor. Erdoğan da onun oyundan alıyor. Evet yani öyle ilginç. %10-15 geçişkenlik var. Şimdi hani şu garip ya bir hani kimse kim İyi Partili değil 3 tane 4 tane İyi Partili var ayrıca. Hani onlar bizden değil deyip bir basın açıklaması düzenlemek. Yani şey çok anlamsız. Yani onlar İYİ mesela, Partili olmayabilir ama Yılmaz Büyükerşen oradakilerin kat daha fazlasında İYİ Partililerden oy alıyor. Alıyor yani bu şey değil yani Yılmaz Hoca ile yemek yiyenler bizden değil. Ya bizim parti değil yani bunu söylemek için bir basın İYİ açıklaması. İYİ Parti kaç bin oyu var? 90 bin oyu en son seçimde. Yani 80-90 bin ne kadar oyu varsa bunu bir Yılmaz Büyükerşen karşıtlığına çeviremez tamamını. Bunu bilmesi lazım İYİ Parti'nin. Yani oradan kayıp kaçaklar, AK Parti'den, MHP'den kayıp kaçaklar oluyor. Bir de Yılmaz Büyükerşen'le mücadele şu şekilde olmamalı. İşte yaşı, işte onlar bizden değil. Yani ne koyacaksın? Bu adam 25 yıl iyi kötü bir şey koymuş ortaya. Sen ne koyuyorsun ortaya? Sen ne diyorsun şehre? Yılmaz Büyükerşen'i kötülemeden kendini anlat. Ya bak hafıza yaratamıyorsa gibi. Başkasının hafızasını yıkmaya çalışma. Yani bir kere bak. Yılmaz Büyükerşen'le ilgili kurulan cümlelerin ben şu ana kadar yani karşıt cümlelerin şu ana kadar Yılmaz Büyükerşen'in çok da karnını ağrıttığını düşünmedim. Yani bundan önceki seçimlerde. Ama biraz ağrıtmış gibi. Yok bundan önceki seçimlerde de. Bu böyle. Yani bu sefer niye bu kadar tepki verdi anlamadım. Halbuki o tepkisi çok yanlıştı mesela. Gülüp geçtim dedi. Orada kalabilirdi. Orada kalsaydı orada gülüp geçtiğini düşünebilirdik. Ama sonrası daha rahat. Rahat şuradan geçebilir insanlar ya şey yapma değil mi abi? Geçebilir Rahmi. Neden insanları engelliyorsun? Yani zabıtaya şikayet etmez. Kaçak yayın yapıyoruz diye. İşgaliye parası vermiyoruz oraya. Bir şey. Ne diyorduk? Yani öyle. O tartışma şehri biraz gerdi. Hocanın sahipsizliğine ne diyorsun peki? Bak. Ya, benim bu sahipsizliği. Ben de son 2 haftada, 3 haftada en fazla dikkatimi çeken olay bu. Nebi Hatipoğlu bunu söyleyebilir. Belki genel merkez dedi ki ya bir nabız yoklayalım. Parti tabanına bakalım. Bunu Türkiye'de tartışılması istendi. Belki de bilerek ya da bilmeyerek. Siyaset bu. Asla tesadüflere yer yok. Tamam bu bir tarafa AK Parti'nin sessizliği. Aday arıyorlar. Adaylar parti arıyor. Tamam. İşte MHP biraz kongre sürecinde MHP. Öyle diyerek daha çok fazla durdurdular. Geçelim. Şimdi benim bu süreçteki en dikkatimi çeken şey Kazım Kurt'un açıklaması da değil. Yılmaz Büyükerşen'e sahip çıkılmaması. Yılmaz Büyükerşen sahipsiz kaldı Soner. Birkaç kere yazdık, tweet attık. Sağda solda bunları sohbetlerde söyledim de. Nebi Hatipoğlu Yılmaz Büyükerşen'i köşeye sıkıştırdı.
şey anlamında, mecazi anlamda sağlı sollu vuruyor. Üç tane milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. İl başkanı var, ilçe başkanları var, kırsalda belediye başkanları var. İşte şu kadar oyu var da bu kadar bilmem nesi var da hiçbir şeyi hiçbirisi tam olarak sahip çıkmadı. Bak. Benim tespitim bu ve bu çok ilginç. Yani sahip çıkmak derken ne yapabilirlerdi yani, ne diyebilirlerdi? Ne yapabilirlerdi? Bir, hocaya bir sahip çıkarsın. Yani bunu kimse tartışmaya çabaz. Yılmaz Büyükerşen yani, şöyledir böyledir dersin. Ondan sonra dönersin Nebi Hatipoğlu'na siyasi üslup, nezaket sınırlarını aşmadan bir tepki gösterirsin. Yalnız o... Hiçbirisi yani, olmadı. Dediğim gibi yani mesela ben bile zorlandım hani tırnak içerisinde sağlığa hani... Sağ partilerle ittifak yapalım. İşte AK Parti ve MHP de buna dahildi. Denilen bir şeyde ben bile hani ne yazayım diye düşündüm yani. Çünkü bir genel seçimden çıkıyorsun. Yerel seçimler geliyor. Bir ittifak olabilme ihtimali var. Bu bak bunlar bir tarafa hayır. Yılmaz Büyükerşen dedi ki hocam son zamanlarda çalışmadığı söyleniyor hocamın da. 90 yaşında belediye başkanı mı olur? Bıla bıla bıla. Yani Yılmaz Büyükerşen'e doğrudan hedef aldı ya, ve bak 90 yaşın, bak buna cevap verilmez zaten. 90 yaşında belediye başkanının mı olur? Ya hani Yılmaz Büyükerşen, Nebi Hatipoğlu'na zengin çocuk demesi neyse, onun 10 kat daha ağırı 90 yaşında belediye başkanı mı olur? Bak 10 kat daha ağırı. Çünkü şunu anlayamıyor insanlar ya. Eskişehir Orta Anadolu'da bir kent. Bıraksan Bozkır. Yani başka illeri saymayayım şu anda ama çevre illerden bir farkı olmayan bir il. Bir marka yaratıldı mı? Yaratıldı. Şimdi bunu Nebi Hatipoğlu da kabul ediyor. Aha, kabul ediyorsa bunu kabullenmek o sözleri getirmez. Daha usturuplu. En son Tepebaş ilçe başkanı kaba sakal açıklama yaptı. Bütün Türkiye bunu kabul ediyor. Bak bence yalan. Yani yalan değil, doğru söylemiyor en azından bunu kabul ettiği yönde. Çünkü bunu kabul eden kişiler eleştirisini de ona göre ayarlar. Yani biz ne diyoruz işte... Ama bak sonra şurayı kaçırıyoruz. Mesela Eskişehir sporumuz var marka, büyük marka, tamam mı? İşte alt kümeye düştüğü zaman biz onu veya işte yenemediği zaman linç etmiyoruz biz o takımı. Anlatabildim mi? Marka diyoruz ki yani bir marka... Takım tutar gibi Yılmaz Hoca'yı tutmamak lazım. Öyle eleştiriliyor şu anda ama yenildiği zaman veya şey olduğu zaman... Bu eleştirilerin hepsi normaldir. Yani şunu kabul edebilir insanlar... Buralarda çeşitlendirmeler olabilir. Hocam 10 yıl çok iyi hizmet ettin. Allah razı olsun. Bu kenti aldın, bir yere taşıdın. Şimdi turizmle anılıyoruz, başka şeylerle. Bu kenti bir kere öğrenci kenti yaptın, yaşanabilir. Ya bir de kimsenin böyle bir görevi yok. Şu da takdir edilebilir. Şu anda eleştiri konusu da yapılıyor. Özellikle işte oda başkanları diyelim hadi. Ya da bir takım AK Parti'nin daha böyle şehrin saldırgan büyümesi taraftarı, sanayi yatırımları gelmesi taraftarı olanlar. Şehri küçük bıraktı. Bak. Buru ters çevirip Yılmaz Büyükerşen'i övebilirsin. Hocam bu şehir bir Kocaeli, bir Bursa olmadı. Biz burada güvenle huzurla yaşıyoruz. Benim, fakir ama gururlu bir kent diyebilirsin. Benim itirazım da buna bak. Eskişehir. Ama belki... ben tamamlayayım. 10 yıl iyi işler yaptın. Şehri böyle küçük tuttun. Yaşanabilir bir şehir yaptın. Çok paramız yok ama kendi halimizi tıkırdayıp gidiyoruz. Huzurluyuz burada falan diyebilirsin. Çok göç almadı ama ya şunu da diyebilir insanlar. Hocam son 10 yıldır iş yok. Son 10 yıldır pek bir şehri görmedik. Bir öncekileri takdir edip ama artık yeter hocam hani işte İyi Partili Tepebaş ilçe başkanı böyle söylüyor. Bir şey söyleyeyim. Çekilmek de bir hizmettir. Ben sana gelsem desem ki Can Yıldırım yeter. Hani bir çekilsen kenara. Benim daha 20 yıl oldu. Bak hayır bu sence bu şöyle bir şey mi yani? Bir emekliliği mi var siyasetinde ya aklın? Bir emekliliği mi var? Yani sen mesela örnek veriyorum. Felçli böyle olsam küp beynin şey olduğu sürece bir şeyler söylemek olmalı. İstersin. Olmalı. Ha, yok bak. Recep Tayyip Erdoğan söz konusu olunca mental yorgunluk diyoruz. Artık gidemiyor diyoruz. Aynı şeyi Yılmaz Büyükerşen'e niye diyemiyoruz? Recep Tayyip Erdoğan denebilir. Söz konusu olunca mental yorgunluk kim diyor demiyor bilmiyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan söz konusu olduğu zaman ülkenin geldiği hali gösteriyorum. Mental yorgunluğu değil. Birileri de şehrin geldiği hali göstermeye çalışıyor. Hala bak. Sen burada olduğu yaşadığın için bilmiyorsun. Eskişehir hala dışarıda örnek şehirdir. Örnek şehirdir dışarıda Eskişehir. Yani mukayeseyle gittiğimiz zaman bile tamam mı? Eskişehir gibi bir kent en azından kendi kulvarında yok. Yani İstanbul'la karşılaşıyor. İstanbul kent değil. Mega köy şu anda İstanbul. Yani tamam. Ne bizim gelişmişlikten anladığımız ne? Ben onu da bilmiyorum. Yaşanılabilir. Yani ben şunu mu istiyorum? Boş zamanımı geçirebileceğim bir şehir mi? Bir şehir. Bana yaşamla ilgili her şeyi sunabiliyor mu? Sunabiliyor.
suç oranları nispeten Türkiye oranında az mı? Az. Yani bunlar da kentleşmelerin içinde. Ben şunu anlamıyorum. Bizim gelişmiş şehir dediğimiz ne? Yani her yere fabrika dikip ve yolları 8 duble bir yol mu yapacağız? Ben anlamıyorum. Yaşayabildiğin yer senin kentindir. Gerisi 10 sene onunla kurduğun bağdır. Ben Eskişehir'de yaşamakta... Ki bak şu olabilir. Yılmaz Hoca yönetemiyor dedim mi? Sen ne yapacaksın onu söyle. Kendini anlat diyorsun. Kendini tamam. Anlat. Şimdi hiçbir bir hafızası yok bende. Bu çok konuşacağız bunu. Bu 8 ay. Tamam, bir son çay söyler misin bize sen zannet? Son 2 çay söyle Rahmi bize. Yavaş yavaş bitirelim ama. Evet. Hani program olmazdı bu sıcakta. Ne oldu? Vallahi susmak bilmedik. Yaptık. Ama çok birik, dilim şişti. Kapatalım çayları sonra içeriz olmasa. Tamam öyle yapalım. Var mı başka eklemek istediğin? Ez cümle ben şunu söyleyeyim. Seçim tüccarlığına girmeden en azından Eskişehir için. İşte ya, isimler geçiyor. Bak, real politiğe bak girilir. Ben buna da itiraz ediyorum. Yeniden Refah Partisi bak, 10 bin oyu var. Zafer Partisi 18 bin oyu var. Mecburen girilecek. Niye biz bunu kabul ediyoruz? Yani, tamam onlar girsinler. Göreceksin iki tane meclis üyesi o oyu almaya çalışacak. Siyasetten ne mal alanlar girsinler ama halk olarak biz bunu kabul etmek zorunda değiliz. Şunu söylüyorum. Başka bir şey söyleyeyim ben. Tüccarlık değil. Bu adamı bakıyorsun işte Zafer Partisi Eskişehir'in 5. büyük partisi. He. Ya bu oyu nasıl alacaksın? Ya o bir mutabakatlık sağlanabilir bir ülke üzerinden. Yani şehrin burasına dokunmayacağız, şurasını şahlandıracağız deyip bir yerel seçim şeyi yapılabilir. Meclis ama şu değil. Olmaz. Bak ne diyor? Biz kazanacağız, kaybedeceğiz. Ya etik dışı bütün pazarlıkları real politika diye bize satanlar benim yaptığımı romantiklikle suçluyorlar ya. Ben buna kızıyorum ben çok. Ya sen bak bir kere kimsenin hani şu şunu yapmasın, bu bunu yapmasın, bu yönetilmiyor değil mi? Yani zaten CHP, Yılmaz Büyükelçinin partisi. Hocam olmuyorsun diyebilir değil mi pekala? İyi Parti'nin, Nebi Hatipoğlu İyi Parti'nin milletvekili. Ya sen yapamıyorsun bu işi falan, çek sus da diyebilir. Bunlar denilmiyorsa, kişilerin de birbirlerine hani bir şey söylemeksindense bence kendilerini anlatsınlar. Eskişehir'e ne verecekler, Eskişehir'den ne isteyecekler bunu söylesinler. Çünkü hakikaten buna ihtiyacımız var. Biz bu kadar hengamenin, bu kadar gürültünün içinde hala ne söylenildiğini anlayamıyoruz. Anladığımız tek şey var şu, İYİ Parti ile CHP ittifak etmeyecek. Hadi buyurun yapmayın. Bunları anlaşılır kılmak için bu programı yapıyoruz. Daha evet, anlatalım. İnsanları anlatmaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Bugünlük bu kadar olsun. Masaüstü 5. sezon bu arada. İnanılmaz. Bırakmak lazım. Artık faydalı olamıyoruz. Jübileli yap. Tekrar görüşmek üzere. Sana da çok teşekkürler. Hoşça kalın.